Muhteşem üçlü ile devam edeceğiz. Muhteşem üçlü dik üçgende var arkadaşlar. Nedir o? Bir dik üçgende kenar ortay normalde tabanı tabii ki ikiye bölüyor. Aynı zamanda dik üçgende kenar ortay böldüğü parçalara da eşittir. Bununla alakalı nasıl durumlar var? Bir. Bakın şimdi. Eğer soruda size iki tanesini verirse bu şekilde kesinlikle üçüncü eşitliği siz göstermelisiniz. Yani yine demin söylediğim ikisi varsa üçüncüsü de vardır muhabbeti burada geçerli. 2. Bakın şimdi. Bir dik üçgen verdi. Orta noktayı böyle verdi. O zaman kesinlikle arkadaşlar bu üçüncüyü siz çizeceksiniz. Ya da başka bir şekil olsun. Şu şekilde. Üçü var diyelim bunların. Bu üçünün olduğu tek şekil dik üçgende diyeceğiz. Gördüğünüz gibi bir, iki tane eşitlik varsa üçüncüyü sen göster. Orta noktayı vermişse muhteşem üçlüyü çiz. Üçüncüsü muhteşem üçlünün olduğu tek üçgen dik üçgendir arkadaşlar. Bu şekilde bu bilgiler ışığında sorulara bir bakalım. Birinci soruda bununla alakalı ne diyor? ADBD'ye eşit verilmiş, bir de ECY'ye eşit verilmiş. Dikkat ederseniz zaten ADBD'ye eşitse muhteşem üçlü olması gerekir. İkisi varsa üçüncüsü de vardır hemen koy buraya. Ne oldu? EC ile DC kendiliğinden eşit çıktı. Böylece 10 ise alfa alfa 180'den 10 çıktı. 170 ikiye böldük. İkizkenar üçgenin taban açıları 85'er derece oldu. Burada da yine muhteşem üçlü var bakın dikkat ederseniz. ABC bir dik üçgen demiş. Alakası eşitlik var burada. Demek ki bir bağ kuracağız. Onu da nasıl kuracağız? BD ile DC eşit olduğuna göre dik üçgende muhteşem üçlü vardır deyip hemen AD'yi de göstermeliyim. Sonra bakın İkizkenar üçgen çıktı. AE ile AD birbirine eşit çıktı çünkü. 70-70-140 geriye kaldı 40 derece. Soruda dikkat ederseniz BAE açısı 100 derece verilmiş. O zaman ne olacak? 60 derece kalacak. Gördüğünüz gibi haliyle 90-60 X'e de 30 derece kaldı. ABD ve BCD birer dik üçgen. AB diktir AD'ye, BC diktir CD'ye. CE ile ED eşit verilmiş. Güzel. O zaman ne olacak? CEED'ye eşit olduğuna göre aslında BE'ye de eşit olacak. Böylece alttaki üçgende muhteşem üçlü oldu bir. İkincisi, yukarıdaki üçgende BE ile ED eşit olduğu için mecburen muhteşem üçlüden dolayı AE de eşit oldu. O zaman arkadaşlar orada da muhteşem üçlüyü yakaladık. Benden ne istemiş? AEC açısını. Tamam. Bir kere AEC açısını bulmak için burası AEC. Nereye dikkat etmem lazım? 70-70. Bir kere şuradaki açı 40 derece. Onu görmüş olduk. Sonra 30. Burası da 30. Hemen iki iç bir dışı kullanayım bakın. 30-30 daha 60. O zaman iki iç bir dıştan dolayı. BEC açısı da 60 derece. Gördüğünüz gibi AEC açısı 100 derece olmuş oldu toplamda. Güzel bir soru var şimdi karşımızda. Zor da değil ama ilk başta şekil değişik görünüyor olabilir. Bir bakalım. ABC bir dik üçgen. Tamam. Sonra EF ile BF eşit verilmiş. Tamam. Şu an bir şey görünmüyor gibi. ACB ile BDE açısı alfa olduğuna göre alfa kaç derecedir demiş. Burada cevap burada 30 derece olacak. O 45'i düzelteyim. Silelim onu. Şimdi bir kere arkadaşlar size bir şey göstereyim. Malum şuranın toplamı 180 dereceydi. O zaman bir tane daha şekil çiziyorum şimdi size. Aynı noktadan çıkan doğrular olsun böyle. Alfa, alfa, B, B olsun. 2 alfa artı 2 B 180 olduğu için alfa artı B 90 derece olacak. Niye söyledim bunu? Dikkat ederseniz burada x, x olsun bu sefer de alfa karışmasın. Y, y olsun. O zaman 2x artı 2y 180 derece. Yani soruda size vermek istediği mesaj. X artı y orası 90 derece demek istiyor. Tamam mı? Ona dikkat edelim. O zaman ne oldu? EF ile FB eşit olduğuna göre muhteşem üçlü olması gerekiyor. FD de eşit oldu bunlara. Böylece aslında X alfaya eşit oldu. Yani ben artık X gördüğüm yere alfa yazabilirim. Yine X gördüğüm yere alfa yazabilirim. Dikkat edin. BCA üçgeninde 90 var. İki tane alfa burada var. Bir tane alfa burada var. O zaman alfa eşittir. 30 derece oldu. Öyle güzel bir soru. Hem şu yıldızla gösterdiğim şeyi görmüş olduk. 2 alfa artı 2b eşittir 180'i. Hem de yine muhteşem üçlü. Güzel. ABC bir dik üçgen. AB diktir AC'ye demiş. Tamam dik üçgeni göstermiş yani. ED de BC'ye dik demiş. Güzel.
EBC 30 derece X nedir? Gayet kolay bir soru. Bir kere muhteşem üçlü var mı? Evet. İkincisi arkadaşlar, bir dik ikiye böldüğünde ne oluyordu? Yükseklik kenarortay. Yani açıortay. Bu soruda işimize yarayacağından değil ama aslında bunların hepsinin de ötesinde. Eğer bunlardan üçünden ikisi varsa üçgen ikizkenarda, bir dik ikiye kesiyorsa o zaman ikizkenar olduğu için 30-30 oldu. X'i 30 bulmuş olduk. ABC bir dik üçgen. AB diktir AC. AC diktir ED diye gösterdiği şeyleri yazmış. Önemli bir şey yok şu an. BE eşittir EC. Tamam, onu da göstermiş. Yalnız şunu göstermemiş. Soruda hemen ben göstereyim. AD ile DE'nin eşitliğini bakın soruda söylemiş. Ben yeşille hemen size göstermiş oldum. 40 dereceyi vermiş. Tamam, bakalım şimdi. Dikkat ederseniz arkadaşlar, burada bir muhteşem üçlü durumu var. Niye? E noktası orta nokta olarak verilmiş. Hemen ben de ne yaptım? Orada muhteşem üçlüyü göstermek için AE'yi çizdim. Bu bir. Sonra bana ne demişti? AD ile DE eşit demişti. O zaman ikizkenar üçgen 70-70 oldu. Bu şekilde. Tamam, orası da. Artık iyi dikkat edin. 70 derece var. Şurası da 90 derece. Neresi 90? Bakın böyle göstermiş olayım 90 dereceyi. Dolayısıyla şu üçgende 70 var, 90 var. Geriye ne kalacak? Şuradaki ufacık açıya 20 derece kalacak. Tamam mı? Dolayısıyla açının tamamı 90 derece olduğu için geriye 70 kaldı. Dikkat edin. Orayı bir daha göstereyim bakın. 20 derece şu ufak açıya kaldı. Bu A açısının tamamı zaten 90 dereceydi. 20'yi kopardı bakın. Geriye haliyle ne kaldı? Şuradaki 70 derece kaldı. Dolayısıyla AE ile de EB muhteşem üçlüden eşit olduğundan taban açıları aynı. Alfa 70 derece gelmiş oldu. Böyle güzel bir soru. Şimdi yine aynı şekilde muhteşem üçlü sorusu bakın. D noktası orta nokta dik üçgende. Soruya bakmadan bile, şuradaki bilgilere bakmadan bile söylenecek şeyler var. Ancak ADDC DE'ye eşit verilmiş. Onu gösterelim. Ekstra bir eşitlik var burada. Bakın şimdi burada bana verdiği mesaj. E tamam, zaten madem AD ile DC eşit birbirine, o zaman muhteşem üçlüyü çiz. Eşit. Yeşille gösterdiğim DE bunlar eşit olduğu için mecburen BD'ye de eşit çıktı. Artık ne oldu bakın? İkizkenar üçgen çıktı. Şimdi bundan sonrası sorunun güzel. İyi dikkat etmemiz lazım. Alfayı istiyor benden. Yapabileceğimiz bir şey var mı bakıyorum. 35 dereceyi kullanarak arkadaşlar tek başına bir şey yapamazsınız. BD ile DE'nin eşitliğini kullanmak için harflendirme zamanı tam da şu an. Bak. X dedim. İkizkenar üçgen olduğu için 35 artı x oldu mu? E açısı oldu. Sonra BD ile DC eşit olduğu için x açısı oldu. C açısı da. Bundan sonra iki iç bir dıştan alfanın bir kısmı. Yani şurası. İki iç bir dıştan dolayı 2x. Bir. İkincisi DBE üçgeninde 35 artı x, 35 artı x, 70 artı 2x yapar. Alfanın şu parçası da 180'den çıkartırsak 110 eksi 2x oldu. Yani şu ufak açıda 110 eksi 2x geldi. E haliyle o zaman alfa nelerden oluştu? 2x'ten ve 110 eksi 2x'ten. Böylece cevap 110 derece oldu. X'i bilmiyorduk ama harflendirme sayesinde güzel bir çözüm yaptık. Bu soru gayet iyiydi. Muhteşem üçlü ile alakalı ezber bir soru tipi var arkadaşlar. Onu size göstereceğim. Size soruda hipotenüs ve alakasız bir kenarla ilgili bilgi veriyor böyle. K'ya 2K şeklinde. Bir DC kenarı AB'nin iki katı demiş. ADC bakın dik üçgen. Hipotenüs DC oluyor. Dolayısıyla DC AB'nin iki katı soruları biraz ezberdir arkadaşlar. Bunlarda yapacağınız şeyi söylüyorum. Direkt muhteşem üçlüyü çizin. Böyle bakın kendimiz çizeceğiz. Bir orta nokta yaptım. Eşit eşit gösterdim bunları. Kendim çiziyorum muhteşem üçlüyü tamamen. K, K, K olmuş oldu. Haliyle dikkat ederseniz AB zaten K. Şu çizdiğim yeşil de K. İkizkenar üçgen çıktı. Şurada bakın şöyle bir ikizkenar üçgen çıktı. Gördünüz mü? Bakın KK olduğu için. O zaman artık taban açısı 40 derece olacak. Şu üçgenin iki kenar eşit olduğu için. Dolayısıyla alfayı bulabiliriz. KK olduğu için. Burası da alfa. İki iç bir dış alıştırmak istiyorum. 2 alfa eşittir 40. Alfa 20 gelmiş oldu. Bu da böyle bir soru tipi. Karşınıza geleceği için koydum. Muhteşem üçlü soru tipidir. Hipotenüs eğer size çift sayı verirse ya da bu şekilde bir kenarın iki katı olarak verirse.
Son sorumuz arkadaşlar muhteşem üçlü ile ilgili. Bakın kendisi verdiği zaman üçünün eşit olduğu başka hiçbir üçgen yoktur. Tartışması hemen 90 oraya yapıştırabilirsin. Dik üçgen o zaman artık ne oldu? Dik üçgen olduğunu anladığımız için 60 ise bu iki açı 30-30. Mecburen buraya 60 kaldı. Soru da AC ile BC'nin eşit olduğunu vermiş ya. C açısı 30 derece ise o zaman 180'den 30 çıkar, 150 2'ye böl. 75-75. Yani alfaya da 15 derece kalmış oldu. Son muhteşem üçlü sorumuzdu arkadaşlar. Burayı da böyle kapattık. Geri kalan özelliklere bakacağız. Şimdi eşkenar üçgenle alakalı tabii ki bildiğimiz mevzu ne? Eşkenar üçgenin bütün kenarları birbirine eşit. Bütün açıları birbirine eşit. Şu anlık bu bilgileri bilmemiz yeterli. Yani 60 derece, 60 derece, 60 derece olacak. Tüm açıları ve kenarları birbirine eşit. Sorularda ise eşkenar üçgene ek olarak size bir kenar daha eşit verecek. O yüzden bu tarz sorularda bence şöyle çift çizgi, çentik falan atmak yerine biraz daha koyu tarayabilirsiniz. Yani şöyle üzerinden çizgi çekerseniz eşitlikleri görmek daha kolay olacaktır. Çünkü ben size yapayım mesela. Şu şekilde bir eşitlik gösterdiğiniz zaman AC ile AD mi eşit? Sorudaki heyecanınıza göre o an sınavda AC ile şu kısım mı eşit belli olmuyor. Bundan dolayı benim tavsiyem, tabii ki sizin şu an soru çözerken böyle çizme imkanınız olmayacak renkli bir şekilde. Ancak biraz daha koyu renkle yapabilirsiniz. Şimdi buna göre ne demiş soruda bize? AB AD'ye eşit. Şimdi bakın bu şekilde. Eşkenar üçgen dediğine göre aslında şunu da demek istiyor. AC'ye de eşit. Böylelikle ne oldu bakın? Şurada ikizkenar bir üçgen çıktı gördüğünüz gibi. AD AC ikizkenar üçgeni. O zaman artık başlıyorum. Eşkenar üçgeni olduğuna göre 18 derece kaldı. Eşkenar üçgenin şurasının 60 derece olduğunu unutmayalım. ADC ikizkenar üçgeninde 180'den 18'i çıkarırsak 162. 2'ye böldüğümüzde 81. Yani D açısıyla C açısının tamamı 81 olmalı. O zaman alfaya 21 derece kalmış oldu. Evet, burada şimdi ABC bir üçgen. BC, BD, DE'ye eşit verilmiş. 20, 100 hemen 3. açıyı yapalım. 60 derece oldu bakın. Bundan sonra neye dikkat edeceksiniz? Bir eşkenar üçgen yoksa ortada ama 60 derece varsa. Etrafındaki iki kenar birbirine eşitse arkadaşlar aslında üçüncüyü de birleştirin. Orada eşkenar olduğunu görün demek istiyor size. Burada o yüzden şu sonuncu çektiğim çizgi nasılsa burada da DC'yi birleştireceğiz. 60'ın etrafındaki iki kenar eşit olduğundan dolayı burada yeni bir eşkenar üçgen çıkacak. Böylece 60, 60 derece oldu. Şimdi tamamı 100 dereceydi. O zaman 40 derece kaldı şuraya. C açısına. Ve DC ile DE eşit olduğu için alfa da artık 40 derece oldu. DC, DE, pardon, DC, DE eşit olduğundan dolayı evet alfa 40 derece olmuş oldu. Şimdi burada da aynı şekilde bakın. 60 derece verilmiş. İki kenar birbirine eşit. O zaman BD'yi birleştirmek mantıklı. Dolayısıyla 110 dereceye 180'den çıkardığımız zaman 70. 2'ye bölün. 35-35. Taban açıları bu küçük ikizkenar üçgenin. Zaten büyük üçgen artık bakın bir eşkenar üçgene döndü. O zaman alfa 25 derece oldu bu soruda da. Açıortay özelliğine bakalım. Bir üçgenin iki tane açıortayının kesiştiği noktaya içteğet çemberin merkezi deriz. Onu en başta bir söyleyeyim. Şekilde de ayrıca gösterelim. Bir tane açıortay verildi. Başka bir açıortay verildi. O zaman kesinlikle bunların kesişim noktasına içteğet çemberin merkezi diyeceğiz. Açıortayların kesim noktası da diye geçebilir sorularda. İçteğet çemberin merkezi diye de geçebilir. Ve üçüncüsü de kesinlikle buradan geçer. Yani soruda söylemese bile mavi ile çizdiğim doğrunun da açıortay olduğunu söylerim. Yani yine şu muhabbet var. İkisi varsa üçüncüsü de var. Bunu yine hatırlatmış olayım. Çünkü kenarortay ve yükseklikte de söyleyeceğiz. Sonra burada başka ne söyleyebiliriz? Bir özelliğimiz var, ondan bahsedeyim. İki tane açıortay kesiştiği zaman alfa açısı oluştuğunda yukarıya beta dersek alfa eşittir 90 artı beta bölü 2'dir arkadaşlar. Bu formülü ezbere bilebilirsiniz. Ezbere bilmeden de olur. Ben zaten soruda göstereceğim size. Normal üçgende açı bilgisiyle de yapabileceğiz. Ama ezberi sevenler, ezberi kuvvetli olanlar alfa eşittir 90 artı beta bölü 2'ye ezberlesin. Yani örnek kenarda bir tane göstereyim şöyle ufak. Bir tane açıortay verdi diyelim size. Bir tane daha verdi ve bunların kesişiminde oluşan açıyı sordu. Yukarıdaki açı da 90 derece olsun. O zaman bakın şöyle olacak. 90 artı 90 bölü 2'den 135 derece olacak buradaki açımız. Tamam mı? Bu şekilde.
Diğer bir özellik de şu arkadaşlar. Eğer iki tane dış açıortay kesişirse bunun adı da dış teğet çemberinin merkezidir. Alttaki şekilde gördüğünüz gibi gerçekten dış teğet çember yani üçgene 3 noktada değiyor. Bu şekilde. Dış teğet çemberinin merkezi olacak. Burada formülü bilseniz iyi olur. Ben yine nereden geldiğini göstereceğim ama eğer iki tane dış açıortayın kesiştiği noktadaki açıyı sorarsa buraya yine bir beta diyeyim. O zaman 90 eksi beta bölü 2 diyeceğiz alfaya. Bununla alakalı sorular çözeceğim şimdi size. Göstereyim. Bakın şimdi. Burada iki tane açıortay kesişmiş. Bir BE açıortayı bir de AD açıortayı D noktasında kesişmişler. O zaman kesiştikleri noktada oluşan açı 75 değil 105 derece. Onu önce bir gösterelim. Böylece alfa bölü 2'ye 90 eklersek formül gereği 105 eşit olur. Buradan da alfa bölü 2 25, alfa 50 derece olacaktır. Tamam mı? Pardon, 105'ten 90 çıktık, yanlış söyledim. 105'ten 90 çıktı 15 derece. Alfa buradan 30 derece olacak. Birincisi bu. Birinci yoldan çözerseniz. İkincisi, ben formülle çözmek istemiyorum derseniz size göstereyim bakın. Harflendirerek çözeyim bir de size soruyu. Şimdi şuraya A, buraya A, buraya B, buraya da B diyorum. İki iç bir dış gereği. A artı B, dikkat ederseniz 75 derece. O zaman 2A artı 2B de 150 derece. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla ne oldu? Üçgenin iç açılar toplamı zaten alfa artı 2A artı 2B eşittir 180 olduğundan biz 2A artı 2B'yi 150 bulduk. Alfaya yine 30 derece kalmış oldu. Bu soruyu da formülle yapayım önce. Dışarıda iki açıortay kesişiyor. O zaman 90 eksi alfa bölü 2 76 eşit. 90 eksi 76 14. 14 eşittir alfa bölü 2. Alfa 28 derece oldu. İkinci yol şöyle olsun. Buraya A, buraya A, buraya B, buraya B diyeyim. Tamam mı? Şimdi bir kere A artı B artı 76 eşittir 180 olduğundan A artı B 104 derece. İkincisi 2A artı 2B o zaman 208 derece oldu ve üçgenin bakın dış açılar toplamı 2A, 2B bir de şurası 360 dereceye eşit olması için ne kaldı? 152 derece kaldı. Üçgenin dış açılar toplamı 360'tı. Böylece alfaya 28 kaldı. Bakın bu sefer de iç açılar toplamından ve dış açılar toplamından gittim. Tercih sizin. Burada formül biraz daha mantıklı görünüyor sanki. Bir tane daha ezber özelliğimiz var arkadaşlar burada. Bir üçgende bir açının iç açıortayı, diğer açının da dış açıortayı bakın. Bir noktada kesiştiklerinde kesim noktasında oluşan açı şuradaki tepe açının yarısı olmak zorunda. Bu niye böyle? Size formülle göstereyim. Yorumla göstereyim bakın. Şöyle bir sileyim burayı. Burayı diyelim bilmiyoruz. B açısı olsun. X, X diyorum. Şimdi iki iç bir dış yapacağım. İki iç bir dışın ne kadar önemli olduğunu böylece görün. BDC üçgeninde alfa artı x bakın. İki iç bir dıştan dolayı. O zaman aynı şekilde noktalı açı da alfa artı x oldu. Sonra ABC üçgeninde bir de iki iç bir dış yapalım. Orası da nedir? B artı 2x eşittir. Nereye? 2 alfa artı 2x'e. 2x'ler gitti. Bakın B eşittir 2 alfa oldu. 2 iç bir dış hem önceki sorularda karşımıza gelip önemli bir durumdaydı. Şimdi de bakın kuralı ispat ederken önemli oldu. Çıkış noktamız gerçekten güzel sorularda 2 iç bir dış oluyor. Formülü tabii ki ezberleyebilirsiniz. Ben yorumla yapacağım da diyebilirsiniz. Tercih sizin. Ben şimdi yapayım bu soruyu mesela. Burada bir kere ABC üçgenine dikkat ederseniz şurada gördüğünüz gibi bir iç açıortay, bir de dış açıortay kesişmiş bakın. O zaman alfa ise bunun hizasındaki tepe açısı 2 alfa olmak zorunda. Zaten 140 derece verilmiş. 2 alfa da neye eşit o zaman? 40'a. Demek ki alfa 20 dereceymiş. ABC bir üçgen, BD iç açıortay, CD dış açıortay demiş. Tamam, güzel. Hemen öğrendiğimiz özelliği kullanalım. Ama yetmeyecek. Burada bir şey anlatmam gerekecek. 24 derece. O zaman bunun hizasındaki tepe açısı 48 derece. Yalnız şimdi alfayı nasıl bulacaksınız? Anlatacağım şeyi bilmiyorsanız zaten alfayı bulamayız. Şu an 48'i bulduk. Tamam, bitti artık. Yapabileceğimiz bir şey yok. Şimdi size güzel bir şeyden bahsedeyim. İki tane iç açıortayın kesim noktasından hani üçüncüsü geçiyordu ya böyle. O zaman diyorduk ki üçüncüsü de vardır. Aynı şekilde bir üçgenin
Şöyle uzatayım. Bir dış açı ortayı. Öbür dış açı ortayı. Bunları da göstereyim. İki tane dış açı ortayın kesim noktasından tepe açısının da arkadaşlar iç açı ortayı geçer. O yüzden sorularda yine üçünden ikisi varsa üçüncüsü de vardır diyeceğiz. Diyelim iki tane dış açı ortayı mı verdi? O zaman buradaki iç açı ortayı göstereceğiz. Ya da bir dış açı ortayı bir iç açı ortayı gösterdi. O zaman diğer dış açı ortayı bizim göstermemiz lazım. Nasıl buradaki gibi? Birincisi var, iç açı ortay var. İkincisi var, dış açı ortay. O zaman üçüncü dış açı ortayı kendi eklemediği için kesinlikle orada eksik kalmıştır. Sen tamamla. Böylece aslında CAD açısı da alfa. Dolayısıyla 48 artı 2 alfa 180 derece, yani alfa 66 derece oldu. Dediğim gibi buraya da not olarak yazayım. 2 dış açı ortayın geçtiği noktadan tepe açısının iç açı ortayı geçer. Bu şekilde arkadaşlar bu bilgiyi de vermiş olayım. ABC bir üçgen, DE diktir BC, BAC 60 derece, ACB 50 derece demiş. Yukarıdaki ABC üçgeninde D noktası açıortayların kesim noktası, yani iç teğet çemberin merkezi olduğuna göre alfa kaç derecedir? O zaman burada senden şunu bekliyor. 60 50 daha 110, burası 70 ya B açısı. Aslında D noktası iç teğet çemberin merkezi olduğuna göre oradan açıortay geçer. Yani 70'e 35 35 böleceksin. Sadece bunu görmen yeterli. İç açıortayların kesim noktasından mecburen açıortay geçer. O zaman 35 35 böler. Böylece 90 35 daha 125 alfaya da 55 derece kalmış oldu. Yine aynı şekilde bakın. 35 35 açıortay demek, 30 30 açıortay demek. O zaman iki açıortayın geçtiği noktadan kesinlikle üçüncüsü de geçer deyip xx demeliyiz. 60 70 daha 130 50 x 2'ye böldüğümüzde 25 derece olacak. Evet arkadaşlar, artık konu bitti. Üçgende açılarla alakalı anlatmam gerekenleri anlattım. Yalnız çözmem gerekenleri daha henüz çözmedim. O yüzden önce orta düzey şu ana kadar yaptıklarımızla alakalı tekrar olması açısından bir test linki yükleyeceğim. Onu önce siz çözün, sonra çözemediklerinize bakın. Daha sonra ben burada bakın çözmediğim bu yorum soruları göstereyim. Bu yorum soruları biraz daha kaliteli sorular olduğu için hemen peşine çözmek istemiyorum. Size link yollayacağım YouTube hesabından, buradan. Ve o hesaptan indirirseniz PDF'leri çözmüş olursunuz. Daha sonra çözdükten sonra bu yorum sorularına yine birlikte bakacağız. Yalnız kesinlikle dediğim gibi PDF'yi indirin. Mümkünse çıktısını alın. Yorum sorularında gerçekten sağlam sorular var. Çözemeyeceğiniz sorular olacaktır. Bir de soru tiplerine de yöneldiğim için burada artık yeni yorumlar da kazanmanız gerekiyor. O yüzden takipte kalın. Görüşmek üzere.